Evet, Kuşadası'na doğru giderken hemen bir yolda duruyoruz burada. Bir sürü araba görmüştük. Bir bakalım burada gizli bir koy mu var diye. Gizli bir koy mu var Ati? Sen gelme. Sen dur lan. Şurada bir deniz gözüküyor ama. Ben burayı hatırlıyorum. Evet, hatırladım burayı. Ama çok taşlık bir yer. Evet, gitmeye gerek. Bu tabelanın altında şurada bir koy bulduk. O koya. Şu ağaçların altında dururuz bak. Şuradaki ağaç çok hoşuma gitti bak, şu ağaç şimdi. Şu ağaçtan durup şuraya. Tamam, kıyıya gideriz. Çimsicikler de yok Ateş, çimsicikler de yok. Yani bunlar akşam gideceği için çimsicikler olmayacak. Efendim? Tamam, sahile gidelim oğlum. Ayıp ediyorsun. Zaten şu ağaçların orada yapıyoruz ya. Ha, gece o, geceyi orada kalırız. Hayır. Sen lambayı aldın mı? Hayır, lamba evde kaldı. Ateş ya. Evet, şu anda koya geldik. Güzel bir koy. Koya benziyor. Patanos koyu diye bir koy. Ama çok dalga. Çok dalga var. Biz de dalgayız. Dalgayı severiz. Çöpe dalmayalım. Burası aslında Selçuk Belediyesi'ne ait bir yermiş. Ama şu anda Selçuk Belediyesi iflas ettiği için buradan para almıyor. Beleş. Biz de bu beleşe yerleşiyoruz şu anda. Evet, şimdi Ateş Aykut amcasına bu işi anlatıyor. Tam ortaya ha. Şu anda oldu işte. Tamam oldu, sen tut tut tut, sakın bırakma. Üstünü çıkarmayan bir çocuk görüyoruz burada. Ben çalıştım. Tam mı olacaktı? Ve şu anda dalgalarla yarış halinde Allah'ın Ateş atlıyordu. Deli çocuk. Çamur adam, çamur adam. Çamur adam, çamur adam. Yardım et. Nasıl edeyim? Yardım et. Nasıl edeyim? Gereksiz adam, gereksiz adam, gereksiz, gereksiz. Bebi bir poz ver. Çektim. Tamam, tamam. Beni çek çektin beni. Heh, bak şöyle bir tane çok tamam, bebek kanalları gibi olmasın. İlk önce şundan yapsaydım. Kebapçısı Adanalı Yiğit Ateş Yıldız. Oh yeah. Yapıyor. Nasıl yapıyorsun? Bir anlatır mısınız efendim? İlk önce şöyle sucuğu koyuyoruz. İlk önce şişe çubuğu geçiriyoruz. Şişe çubuğu mu? Anlaşıldı, tamam. Ondan sonra şunu şöyle ikiye bölüyoruz. Köfte mi? Evet. Ondan, Adana köfte mi? Olmamış. Aynen. Yani, şu da burada kalsın. Şimdi buraya kaç yapmıştım? Aynen. Buraya iki tane daha koyuyoruz. Patlıcan nerede efendim? Patlıcan da koysaydınız ya. Olsun. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi böyle. Oo. Şimdi yapmayın, böyle. Yapmayın. Oo, yapın yapın. Şimdi böyle şey yapıyoruz. Dur bakayım. Şöyle ayrı ayrı yapacağız. Şöyle biraz şöyle olsun. Şimdi şu geri kalandakini de. Heh, oldu. Nereye koyayım? Bence düz koy. Ya şu peti alsana ya, şu kola şişesini koymuşlar oraya. Allah, düştük. Düştük. Petinin sonuna geldik. Çok güzeldi. Sucuk ekmekle birlikte çok güzel gitti. Tavsiye tabii ki. Gidelim. Evet, sabah saat 8 oldu ama bizimkiler daha uyanamıyordu. Gençler uyanın. Sizi bırakıp gideceğim vallahi. Akşam şu ileride. Sabah doğru saat 3-4 arası biz kimi dinliyoruz? İbrahim Tatlıses. Hem de nasıl acıklı, nasıl acıklı.
Oturup ağlayacaktık neredeyse. Sonra arabaya atladım, oraya gittim. Sesi kısın diye gece 3'te. Sonra beni kim karşıladı? Köpek derdi. Sonra tabii... Kim bir hikaye, işte mi diyecek? Sonra da oğlu şimdi önüne geldi. Baktım ateşte su istiyor. Gece 3'te su istiyor. Suyumuz yok. Ne yapalım? Limonata biliyoruz, kabul etmiyor. Daha kimseler gelmeden denize girelim de kaçabilirik. Burası Zeytinköy'ü. Ve akşam bir de Kızlamaca çadır kuranlar olmuş. Büyük çok güzel ve taş kesinlikle yok. Ve boy yok. Yaklaşık ona 200 metre kesinlikle çoluk çocuk girebilirsiniz. Evet, Davutlar Sevgi Plajı'na geldik bir kere de. Gerçekten şu ağaçları görünce ileride bir kamp alanı daha var ama ben burayı ağaçları görünce dedim ki tamam, burası olmalı. Biraz kalabalık. Aslında çok da kalabalık. Bizim alanımızda kimse yok. Efendim oğlum? Neden bunlar sen çıkardın? Hangilerini? Çıkardım. Çadır işi senin bir kere, benim değil. Çıkarmamış. Çıkardım. İçi temizlenecek o çadırı. Tamam. Hadi. Bilgi vereceğiz şu anda. Şimdi şu gördünüz. O toprağa girmezseniz, şu yandaki hemen bir yanındaki arabalarda durursanız 20 TL'yi vermiyorsunuz. Şurada içeri girince kimse para vermiyor şu anda gördüğünüz gibi. Arabaları karşıya koyuyorlar, yolun kenarına koyuyorlar ve o 20 liradan kurtuluyorlar. Yani 20 liranın hiçbir anlamı kalmadı. Ateşimizi yaktık, şöyle de dallardan odunlar topladık. Küçük küçük. Bunları... Tabii yine ben nereye gitsem duman da benim ateş, üstümden çünkü geliyor. Çünkü ateşsin sen. Kaç tane koyayım bakalım? Koy işte, ne koy işte. Aa, yanıyor. Nasıl koydun ya? Ya ne yapayım? Artık kömür yiyeceğiz. Evet, öyle de var. Bir rüzgar gelse var ya. Böyle oluyor işte. Şimdi bunu ateş tek başına yiyeceğini beyan etti. Ateş emin misin? Evet. Oye, kendini yapmayı severim. Öyle değil, ekmeğin azına koyacak. Şurada iki tane var. Of. Şurada var. Şöyle bir şey yaptık babamla. Babam burada. Baby! Böyle. Şuradan suyu da şeyi bırakıyoruz. Ondan sonra da şöyle geliyor. Burayı yanlışlıkla ayağım değdi. Kum oldu. Burası boştu. Şöyle gidiyor. Gidiyor. Burada boğuluyor. Şöyle üstten de şöyle bir şey çek. Oluyor. Şöyle bir şey. Oha. Ya hani böyle olur ya. Şeyler böyle. Savaşçılar böyle korumaya karar veriyor. Onun gibi oldu. Bak. Güzel oldu ama. Bak. Adam geldi. Burada sanki kendi yapmış bir fotoğraf çekiyor. Davutlar'da Sevgi Plajı. Gerçekten çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Yani burada yaklaşık olarak şöyle uçurucası bir beach var, plaj var. Yani gerçekten kumu çok güzel. Burada bir tane çocuk var. Ya baba! Kaçıyor. Tavsiye... Vuruyordu ama hissetmiyordu baba. Ne yaptın? Kavma niye soktun? Evet, şu anda menemen yapmıyoruz tabii ki.
yumurta yapacağız. Sabah kahvaltımızı gördüğünüz gibi doğal şartlarda bu şekilde menemen yapıyoruz. Ateşsiz. Ateş yardım etmiyor. Aslan oğlum. Ateş oldu mu? Bazısı kırılmış ama olsun. Pes etmek yok. Ateş işte. Bir direkt ağacı kessem orada buldun abla. Yedek olduğundan başka da çıkıyorsun. Doğal doğal dedi. Yumurta çorbası yapıyor Mesut bize şu an. Yardım da be. Destek. Tam kanki. Destek var.